Merhabalar Ömer. Bugünkü konuğumuz Ömer Güler. Bize 15 Temmuz sürecini ve sonrasını neler yaşadığını anlatacak. Ömer benim eski meslektaşım. Aynı zamanda İnstitüt Yönetim Kurulu üyesi, eski diplomat. Lütfen bize biraz kendinden bahsedebilir misin Ömer? Tabii ki Merve, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığın ve beni de davet ettiğin için. Ben bahsettiğim gibi Dışişleri Bakanlığı personeliyim. 672 sayılı KYK ile atıldım 1 Eylül 2016 tarihinde. Bilkent Üniversitesi mezunuyum. 2004 İktisat mezunuyum. Daha sonrasında Hazine Müsteşarlığında çalıştım 6 yıl kadar. Bunun 2 yılında yurt dışında The Graduate Institute of International Development Studies adlı enstitüde master'ımı yaptım. Ücretsizini alarak yapmıştım. Yani bursu yurt dışındaki enstitüden aldım. Devlet bursuyla gitmemiştim. Sonrasında dönüşte de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladım Aralık 2010'da. 6 yıl çalıştım. Nahçıvan ve Edinburgh'da görev yaptım. Evliyim, iki çocuğum var. Allah başlasın. Tamam. O zaman hemen ben konuya geçiyorum. Bize biraz 15 Temmuz öncesini anlatabilir misin? Kurumda atmosfer nasıldı? Tabii 15 Temmuz'un hemen öncesinde Nisan 2016'da bizim başkatiplik sınavı oldu. Bu başkatiplik sınavı esasen bize sürecin nereye gittiğini az çok göstermişti. Çünkü bizim promosyonumuz 100 kişilik bir promosyon. Senin de bildiğin gibi. Bunun herhalde sınava giren 100 kişi olmuştu gene ya da tam sayıyı hatırlamıyorum ama sadece 7-8 kişi sınavı geçebilmişti. Diğer herkes bırakılmıştı. Bakanlık tarihinde olmayan bir bakanlığı bu. Sınav süreci çok abukluklarla doluydu. İşte mesela bir tanesini örnek vereyim. Normalde idari mali işler konusu test olarak yapılan bir sınavdı. Ama bize o sene bunu yazılı olarak yaptılar. Test usulü değil, klasik usulde bir sınav olarak onu değiştirdiler. Ve bunu yanlış hatırlamıyorsam 2-3 hafta öncesinde bildirmişlerdi. 2 hafta öncesinde. 2 hafta öncesinde ki asıl idari mali işlerden sorumlu olan konsolosluk ve ihtisas memurlarının başkentlik sınavında bu sınav test sınavdı. Test usulü de sınavdı o sene girenlerde. Sınav soruları, sınavın okunması vesaire yani çok bugün haktan, hukuktan işte yok soru çalındı, yok oldu, yok bu oldudan dem vuran insanlar o gün tabiri caizse elleri kızarana kadar bu şeyi alkışlıyorlardı bu sınavı ve devam eden sürece. Çünkü bizi bilerek, isteyerek mağdur etmişlerdi. Bunun da tek amacı vardı. Tabii 15 Temmuz olmadığı varsayımı üzerinden 3 defa başkentlik sınavında kaldığınız zaman bilmeyen izleyiciler için söylüyorum. Büyükelçi olma şansınız kalmıyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın kafasındaki plan buydu esasen. 3 defa bizi başkentlik sınavında bırakıp o süreçte de belki istifaya zorlama, kurum içi mobbing yapma. Birçok arkadaşımız da istifa ederdi diye düşünüyorum. Ama gidişat o yöndeydi. Yani bizi 3 defa sınavda bırakıp büyükelçi olma şeyini kesip, imkanını kesip konsolosluk ve ihtisas memuru olarak yolumuza devam etme. Bize öngördükleri gelecek buydu bakanlık esasen. Ve bunu kör göze parmak şeklinde hiç hak hukuk tanımadan, hiçbir yasaya, yönetmeliğe bağlı kalmadan yapmışlardı. Dolayısıyla 15 Temmuz öncesinde de az çok giden yer belliydi. 15 Temmuz bakanlık için yani kel istedi bir göz, kör istedi bir göz, Mevla verdi iki göz benzeri bir durum oldu. Yani, Lütuf olarak lütuf, Allah'ın bilmeyen. evet, Allah'ın bir lütfu oldu yani. Evet, ben de bilmeyen seyirciler için söyleyeyim. Ben de Ömer'le aynı dönem bakanlığa girmiştim. Ben de aynı sınavın mağdurlarından birisiyim. Peki, darbe Mesela bir gibi. şey ekleyeyim. Ben bu sınavı dava ettim.
Ve mahkeme görüldü. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Tabii bilirkişiler de emekli büyükelçilerdi. Ve bilirkişi raporunda çok ilginç bir şey vardı. Yani ya İngilizce seviyesi iyi, yeterli ama işte istediğimiz şeyleri yazmamış gibi bir şey yazmışlar. Buradan da İngilizce bilmiyorlar. Yani kendi bilirkişileri bile, atadıkları bilirkişiler bile esasen İngilizce seviyesine dair çok olumlu şeyler söylüyorlar ama tabii bakanlığın dediği şeyin dışına çıkma şansları yok. Başka bahanelerle bakanlığın verdiği notlar uygundur, sınavdan kalması uygundur şeklinde bir rapor çıkmıştı. Ama İngilizce seviyemizi onlar bile laf edememişti yani. Evet. 15 Temmuz öncesinden itibaren bazı hareketlilikler başlamıştı kurumda. Peki darbe girişimi sırasında neredeydin? Ne yapıyordun? Ardından... Bu da çok dramatik. Akşam 9 civarı ben öğrendim de yaptım. 8.30-9. Yeni bir konsolosluk binası almıştık. Edinburgh'da, ben Edinburgh'da çalışıyordum 15 Temmuz olduğunda. Yeni konsolosluk binası aldık ve güven varım. Binayla ilgili dertli bir şey ben koşturum. Alarm sistemini taktırmışız. Bir şey olmuş, alarm sistemi ötmüş. Alarm ötmüş. Onun için de güvenli şirketinden beni aramışlardı. Ben de binaya gidip neden öttüğünü kontrol ediyordum. Alarm sisteminin niye çalıştığını. Ve eve dönüyordum. Eşim aradı. Ben de devlet büyüklerimiz gibi aile yakınlarından öğrendim yani darbenin nasıl olduğunu, ya darbe olduğunu. Eşim aradı, işte Ömer havada uçaklar uçuyor, şey var. Bu şekilde öğrenmiştim. Yani yine konsolosluk işleri için koştururken, akşam 9'da mesai demeden çalışırken öğrenmiştim. Peki Ömer, merkeze çekilme yazısını aldıktan sonra neler hissettin? Ve Türkiye'ye dönüp dönmeme karar sürecin nasıl gelişti? Bizimle paylaşabilir misin? İşin açıkçası çok iyi hatırlayamıyorum ne hissettiğimi. Ama beklediğim bir durumdu. Yamanlar Koleji mezunuyum. Görece muhafazakar bir aileden geliyorum. Çok fazla sürpriz olmadı benim için. Çok sürpriz olmadığı için de çok negatif etkilenmedim diyebilirim. Zaten beklediğim bir durumdu. Eğer böyle bir şey olmasaydı, görevde geri çağrılmasaydım ya da geri çağrılan arkadaşlar arasında olmasaydım garip karşılardım. Öyle diyeyim. Çok menfi bir tesir olmadı benim üzerimde geri çağrılmamın. Eşim ve çocuklarım o sırada Türkiye'de tatildeydi. Onların orada olması tabii karar sürecini biraz etkiledi. Mısırlı bir hocam vardı Cenevre'de master eğitimim sırasında asistanlığını yapmıştım orada. Onunla rastlantı bir gün Edinburgh'da karşılaştık ve sonrasında çok sıkı görüştük. 15 Temmuz olunca görevden alındığımı da tabii ben ona kendisine aktardım. Çok ısrarlı bir şekilde bana dönmememi tavsiye etti. Human Rights Watch ya da işte Refugee Council gibi kuruluşlarla görüşmeme, iltica etmemi çok tavsiye etti. Başka sevenlerim de dönmememi çok tavsiye etti. Ama ben niyeyse dönmek istedim. Evet. Bir paradoks şeklinde belki dinleyenlere çok garip gelebilir. Yani döndüğüme hiç pişman olmadım. Ama bugünkü aklım olsaydı da dönmezdim. Yani. Gerçekten zor bir karar çünkü ailen Türkiye'deymiş ve 15 gün tanıyorlar dönmek için. Bütün evi boşaltmak, araba falan varsa, eşya varsa satıp salmak gerekiyor. Çok kısa süre içerisinde yalnız başına. Evet, 15 günde dediklerini tek başıma yaptım. Eşyalarımızı satabileceklerini sattım. Arabamız yoktu Allah'tan. Eşyalarımı toparladım. Kargo şirketine verdim ve döndüm. 9 Ağustos'ta döndüm. 10 Ağustos'ta bakanlığa çağırmışlardı. Bakanlıklı olmamızı istemişlerdi. Ve ben tutuklanma beklentisiyle döndüm. Bakanlığa gittiğimizde de tutuklanacağımızı düşünerek döndüm. Ama olmadı. Hatta
Yani bakanlıkta beklediğimizden daha iyi bir muamele gördüğünü söyleyebilirim. Bakanlığa geçmeden önce, tabii, bakanlığa geri döneceğim. Birazcık da iş yerindeki, başkonsolosluktaki mesai arkadaşların nasıl tepki verdiler, bahsedebilir misin? Çünkü muavinin konsolos arkadaşımın tepkisi çok iyiydi. Ailecek de görüştüğümüz birisiydi. Çok da civanlık birisiydi. Daha sonrasında da ailecek görüşmeye de devam ettik. 15 Temmuz sonrasında da. Türkiye'de de görüştüm. Ve o şekilde yani çok olumsuz bir tepkisi olmadı. Başkonsolosumuz bir geçmiş olsunu bile çok gördü diyeyim. Çok soğuk, çok şey, bir olumlu bir tavrı ya da ya geçmiş olsun o kadar yıl mesai arkadaşları yaptık, birlikte çalıştık vesaire şeklinde bir tavrı olmadı. Pasaportumu almaya çalıştı. Ben de ona eğer iptal edeceğini ve pasaportu geri vermeyeceğini söyledi. Ben de eğer iptal ettikten sonra bana geri vermeyecekseniz pasaportumu geri vermiyorum. İstediğiniz yere bu şekilde bildirin. Eğer iptal ettikten sonra pasaportunu vermeyeceksiniz, vermeyeceğim. Ben burada kimliksiz ne yapayım? Çünkü pasaporttan başka elimizde yurt dışında kendimizi tanıtabileceğimiz, ispat edeceğimiz hiçbir şey yok. Ve evi kapatmam lazım. Elektriği, suyu, işte kira kontratı vesaire. Yani bizi tabiri caizse orada dımdızlak bırakmak istiyorlar. Evet. Bakanlığa sordu, etti vesaire. İyi dedi, iptal edeceğiz, geri vereceğiz. Ben de o güvendiğim ve ailecek görüştüğüm muavin konsolos arkadaşa, başkonsolosa vermedim pasaportumu. Muavin konsolos arkadaşa aradım. Dedim size veriyorum, sizden geri alacağım şeklinde. O da sağ olsun. Güvendiğim de birisiydi. İptal ettikten sonra bana geri verdi. Bir arkadaş zaten izindeydi. Çok fazla bir memurumuz da yoktu. Yeni kurulan bir misyon olduğu için, başkonsolosluk olduğu için bu şekilde. Anladım. Peki Türkiye'ye döndüğünde havalimanından başlayarak kötü muameleye maruz kaldın mı? Havalimanında kötü muameleye maruz kalmadım. Zaten havalimanından çıktıktan sonra tabii pasaport olunca durdurdular, ettiler. Çok kısa bir işlem oldu. Ama kötü muameleye maruz kalmadım. Sonrasında hemen bakanlığa gittin sanırım. Evet, bir ertesi gün bakanlığa gittim. Evet. Ve siz büyük bir gruptunuz. İlk merkeze çağrılan grup. Evet, büyük bir gruptuk ama herkes aynı anda gelmemişti. Hı-hı. Herkesin aynı anda gelmesi de istenmiyordu. Ben birkaç arkadaşla birlikte sabahtan gitmiştik diye hatırlıyorum. Yani en azından birlikte giderim şeklinde. Ben bakanlığa tutuklanma beklentisiyle gittim. Öyle olunca yapılan her türlü şey onun yanında hafif kaldı diyelim. Hı. Yani bakanlığa işte yıllardır çalıştığınız kuruma, binaya işte gözetim eşliğinde girmek, işte EKT tarafında şununla bununla güvenlik eşliğinde girmek çok öyle bana koymadı diyeyim. Muamele de iyiydi. Çok kötü bir davranış yoktu. Çok fazla kişiyle görmedik zaten. Bir kişiyi görevlendirmişlerdi. İşte iade edilecek pasaport vesaire onları istediler. Bir de tabii bize yurt dışı harcırağınızı vereceğiz. Sizi ücretli, izinli ilan ediyoruz da deyince bu bizim için tabii nur ünlerden nur oldu. Yani hiç beklemediğim bir şeydi. Ben yani yarım kalan maaşları vereceklerine, yurt dışı dönüş harcılarını vereceklerine vesaire hiç beklemediğim bir şeydi. Ama tabii bu sonradan anlıyorum. Zaten o sırada KYK çıkacağı belli. Çünkü KYK listelerinin içinde tarihler belli. 10 Ağustos'ta bizim bakanlığa gittiğimiz tarihte zaten KYK listelerinde olacağımız, atılacağımız belli. Çok da şey değildi. Yani bildikleri bir şeydi. Bizi ücretli izinlisiniz deyip gönderdiler. Bizi borçlu çıkarmışlardı. Biz para ödemiştik. Ya sonradan demek ki sonradan
Sonradan akılları başlarına geldi demek ki. Geçmiş olabilirler. Yurt dışı maaşının bir kısmını geri almışlardı. Peki Türkiye'de geçirdiğin süreden bahsedebilir misin? Neler yaptın? Yani Türkiye'de tabii atıldıktan hemen sonra yani ben de şöyle bir psikoloji oluştu. Yani hiç geri döner miyim, dönmez miyim gibi bir beklenti içine hiç girmedim. Ya atıldık, bundan sonra ne yapmalıyız işin açıkçası biraz odaklandım. Bir arkadaşımla birlikte zeytinyağı, sucuk, işte incir satmaya başladık hemen. Yani herhalde Ekim ayında başlamıştık diyebilirim. Yani Eylül'de atıldık, Ekim'de başladık. İyi de oldu. Yani işte kamu kurumları önünde seyyar satıcılar gibi zeytinyağı sattığım da oldu. Ev network pazarlama şeklinde zeytinyağı, sucuk, incir sattık. İyi oldu. Daha sonrasında yine aynı arkadaşlarla birlikte level atladık. Zeka oyunları tasarımı işine girdik. Zeka sorusu hazırladık, tasarladık. 7-8 ay kadar o işi yaptım. Belki de 12 yılda devlet memuriyetinden almadığım çalışma zevkini o 7 ayda aldım diyebilirim. Çok severek yaptığım bir işti. O şekilde son, yani çıkasıya kadar hep zeka oyunu ve zeka sorusu tasarım işi yaptım. Ama 10 parmağında 10 marifet varmış. Dolayısıyla bu süreci birazcık daha yumuşak bir şekilde atlatabilmişsin. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya aslında bence zor bir şeyi başarmışsın. Çünkü her ne kadar benim için çok zor değildi diyorsun ya, desen de zor bir şey. Çünkü belli bir etiket belli bir etiketle karşılanıyorsun. Belli bir psikolojik yükü var. Herkes de farklı Ben farklı çıktı bu psikolojik tabii. yükün sonuçları. Ben şöyle açıklayayım. Ben esnaf çocuğuyum. Babam fırıncı. Hazinede çalışırken de, dışarıda çalışırken de tatillerde gittiğimde tezgaha bakmışımdır. Fırında çalışmışımdır. Dolayısıyla yani müşteriyle ilişki ya da o egoyu bir kenara bırakma diyelim. Onu zaten hayatım içinde yaptığım bir şeydi. Çok zor gelmedi, öyle diyeyim. Çok zor gelmedi ama tabii herkes de aynı olacak diye bir şey yok. Bir de geri dönme beklentisini ben çok erkenden yok ettim diye. Yani o beklentiye hiç girmedim. Anladım. Yani öyle olunca da hayatımı geri dönmeyecekmiş gibi planlama yoluna baktım. Bir de hiç suçluluk psikolojisi içine girmedim. Yani onun da çok faydasını gördüm. Yani ya ben bir şey yaptım da bizi bunun için attılar şeklinde hiç kendimi öyle hissetmedim. Ya da şunu yapsaydık, yapmasaydık öyle olurdu, böyle olurdu şeklinde bir psikoloji içine de girmedim. Öyle olunca nispeten rahat bir Türkiye hayatı geçirdim diyebilirim. Yani ben bu süreci hep şeye benzetiyorum. Yani kendimi hasta olmuş kabul ettim diyeyim. Kanser dillerden bırak olsun ama yani kanser gibi bir, yani hayatınızı ne kadar iyi yaşarsanız yaşayın çok sağlıklı beslenebilirsiniz, her şeyinize dikkat edersiniz ama gene de kanser olabilirsiniz. Kanser olduktan sonra da yapılacak en iyi şey tedaviye odaklanmak, iyi olmaya odaklanmak, morali yüksek tutmak, hastalığı yenmekle uğraşmak. Yani ne geçmişte ya şunu yapmasaydım olur muydum, olmaz mıydım diye düşünmenin bir faydası var. Ne de ya acaba yeni bir tedavi bulunur mu gelecek sene de ben iyileşir miyim diye şey yapmanın bir faydası var. Hastalığa o ana odaklanıp en iyi şekilde onunla mücadele etmek lazım diye düşündüm ve öyle hareket ettim bugüne kadar. Peki Türkiye'den çıkma kararı almanda bardağı taşıran son damla neydi? Bardağı taşıran bir son damla olmadı. Ben bir yandan hemen Aralık ayında, 2016 Aralık ayında üniversitede doktora başvurusu yapmaya başladım. Acaba yasaklar kalkar, yurt dışı yasağımız kalkar, doktoraya gitme imkanı olur mu diye. Master yaptığım üniversiteden doktora kabul aldım.
Orada hem asistanlığını yaptım, hem de birlikte tez yaptım. Tez yazdığım hocam asistanlık da vermişti. Yani dolayısıyla gidince orada asistanlık yapma imkanı da var İsviçre'de, Cenevre'de. Ama yurt dışı yasağından dolayı gidemedim Eylül ayında. İlk o zaman düşündüm acaba çıksam mı şeklinde. Çıkmamı tetikleyen ben de şu oldu. Yani Türkiye'de sürecin uzun süre geri dönmeyeceği biraz aşikar oldu. Yani bu süreç daha uzun sürecek. Türkiye'de de tabiri caizse mala davara bir faydamız yok. Bari yurt dışına çıkalım. Yurt dışında kendimize yeni bir hayat kuralım düşüncesiyle çıktım. Ama tabii bu kararı almamızı biraz geciktiren Türkiye'de arkadaşlarımız vardı. Onların eşleri, işte onların çocukları vesaire onları ziyaret edip en azından bir nebze onlara destek olmaya çalışıyorduk. Bu nedenle biraz gecikti ama çıktıktan sonra da arkadaşlarımız çok şükür yani 2-3 tanesi bir ay sonra ben çıktıktan bir ay sonra tatlı oldular. Dolayısıyla gözümüz çok arkada da kalmadı. Yapacağımız da çok fazla bir şey yoktu Türkiye'de. Öyle olunca ben bir an önce çıkayım dedim. Peki Türkiye'den ayrıldıktan sonra neler yaşadın? Eminim o süreç, çıkma süreci de hiç kolay değildi. Sonuçta insan hayatını riske atıyor. Bize biraz anlatabilir misin? Türkiye'den ayrıldıktan sonra neler yaşadın? Tabii Türkiye'den yani ilk denememizde botumuz battı. Yanımızda bir arkadaşımız daha vardı. Üç yani iki bekar diyelim. Bir de bir ailesi olan arkadaşımız vardı Meriç'i geçerken. Üç çocuğu vardı arkadaşımızın. Birlikteydik ilk gün botumuz battı, su aldı. Geri döndük. Köyde uyuduk vesaire. İkinci gün tekrar denedik. Tabii geçerken biraz yani kaçakçıların tecrübesizliği diyelim bizi çok ters bir yerden çıkarttılar. Arkadaşım suya düştü, onu çıkarttık, ettik vesaire. Zorlu bir çıkış oldu. Yunanistan'da da polisiye yakalanmadan Atina'ya kadar gidebildik. Hiç ben Yunanistan'da parmak izi vermedim, bir başvuru da yapmadım. 18 gün içinde işte 6 defa deneme yaparak çok hızlı bir şekilde Hollanda'ya geldik. Diğer geçtiğimiz, beraber geçtiğim arkadaşım, benim üniversiteden arkadaşım. Uzun süredir Hollanda ile birlikte geldik. O benden 3 gün önce geldi. Başvuru yapmak için beni bekledi. 8 ay boyunca da hep birlikteydik. Herhalde bir gün sadece ayrı odalardaydık. Onun haricinde hep birlikteydik. O da ayrı bir güzellik oldu. Peki hedef ülkene bu Hollanda oluyor. Vardıktan sonra neler değişti? Biraz bahsedebilir misin? Hedef ülke tabii ülke seçimi de garip oldu. İlk önce Almanya'ya gitmeyi istiyorduk. Bir gün Sait Şaik de kendisi de burada. O sağ olsun bizi Yunanistan'dayken evine davet etti. Evine gittik. Ya dedi Hollanda diye de bir ülke var. Almanya diye. İngilizce vesaire konusunda da daha şey İngilizce konuşma. Ben oraya gitmeyi düşünüyorum. İsterseniz siz de bizim Mehmet'i söylemiştim. Mehmet Bozkaya. Mehmet'le görüşün dedi. Biz de Mehmet'le görüşüp ilk 3 denememizi esasen biz Almanya'ya yapmıştık. İyi dedik biz Hollanda'ya gidelim. Dolayısıyla öyle oldu. Yani normalde ilk 3 denememizde uçağa binebilseydik şu an Almanya'daydık. İyi ki Yani geldikten sonra da işte tam sürecinde de ben ikinci el kitapçı gezmeyi çok severim. İngiltere'de ikinci el kitapçılardan topladığım kitaplarla kendime bir kütüphane yapmıştım. Burada da ikinci el kitapçıları gezdim. Üniversitelere gittik, kütüphanelere. Bisiklet sürdük. Yani vaktimizi doldurmaya çalıştık diyeyim. Peki geldin Hollanda'ya, iltica ettin, mülteci oldun. Peki mülteci olmak nasıl bir his? Keşke mülteci olmasaydım gibi bir pişmanlık hiç hissettin mi? Şöyle ben mülteciliğe hiç negatif bir anlam yüklemediğim için ilk bu soruyu duyduğumda
Ya niye acaba böyle bir soru soruluyor? Pişman olunması gereken bir şey mi diye düşündüm işin açıkçası. Yani hiç negatif bir anlam yüklemedim. Benim için mültecilik yani başka bir ülkede oturum alma hakkından başka bir şey değil. Yani dolayısıyla tek şey bana burada oturum yaşama hakkı vermesi. Hiçbir negatif çağrışım yok bende. Burada da Türkiye'de her tanıştığımla, yolda geçenle, şununla bununla KYK'lı olduğunu söylerdim hiç çekinmeden. Burada da her görüştüğüm insanla mülteci olduğunu söylüyorum. Bugüne kadar da hiç pişman olmadım. Evet, Türkiye'ye döndüğüne de pişman olmadığını söylemiştin. Evet, Türkiye'den Türkiye'de. ayrıldığına da pişman olmadın. Evet. Senin için Ya sevindim. şöyle yani Türkiye'deki ortamı tabii kimse olumsuz şeyler yaşamak istemez ama ben bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye'yi görmek, oradaki insanların duygularını, düşüncelerini, neler yaşadıklarını görmek ayrı bir şey oldu. Ya da yani Meriç'i geçmek diyelim. O ayrı bir şey. Yani Türkiye'yi daha iyi anlama adına benim için çok faydalı oldu diyebilirim. Yani o anlamda hiç pişmanlık duymadım. Ama tabii Allah'ın takdiri, yani başımıza bir iş gelmedi, başımıza bir iş gelseydi bu şekilde konuşur muydum onu da bilemiyorum ben. Peki buradan Türkiye'ye bakınca neler hissediyorsun? Özlem, kırgınlık, üzüntü. Özlem hissediyorum. Türkiye doğduğum ülke. Kendimi hayatta en rahat hissettiğim yer İzmir, Bornova'dır. Çocukluğumun ve ilk gençliğimin geçtiği yerler. Özlüyorum. Gidebildiğim ilk fırsatta da temel olmasa da gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Tabii yakınlarımı özlüyorum. Ablalarım var, yeğenlerim var. Onları özlüyorum. Bir yandan da ülkenin tabii insan geldiği duruma üzülüyor. Kızgınlık var mı? Kızgınlık da var. Kızgınlık da var. O kızgınlık da işte nasıl bir yere evrilecek bakalım. Onu da herhalde gelecek gösterecek. Peki eski hayatını özlüyor musun? Hep diplomat olarak kalsaydın diyor musun? Hiç demedim. Hiç demedim. Hiç demedim. Ya belki böyle dinleyenler ya hiçbir şey yaşamamış hissetmemiş gerçekten istemedim. Yani hiç geriye dönüp bakıp da zaten devlet memurluğu çok sevdiğim bir iş de değildi. Ya belki hayırlısı da olmuştur kendi hakkında. Hiç demedim. Yani keşke diplomat olsaydım şöyle böyle. Ama şu hissiyat oluyor son dönemlerde biraz da son 1-2 yıl içinde. Yani Türkiye'de yapılanları gördükçe, insanların muamelelerini gördükçe eskiden dönme fikri çok daha şeydi. Şimdi ne olur ne eder bilemiyorum. Yani şu ana odaklanmak lazım. Ama eskisi kadar geri dönmeme meselesinde sert değilim. Öyle diyorum. Yani eskiden dönmezdim, dönmem vesaire diyorum. Şimdi ama yapılanları gördükçe insanların tavırlarını değişik bir hissiyat oluşuyor. Yani. Evet, sen yurt dışından Türkiye'ye dönüp yeniden yurt dışına çıkmaya çalışmışsın. Arada Evet, birçok şey kulağımızı yaşanmış. evet. Evet, evi tek başına boşaltmışsın. Sonra muhtemelen burada yeniden bir ev kurmaya çalıştın. Eşyalarını yeniden evini kurmaya çalıştın, yerine koymaya çalıştın. Bu süreç içerisinde ailen ve çocukların bu durumdan nasıl etkilendiler? Kızım ben çıktığımda yani 2017 Aralık'ta 4 yaşındaydım. Ve 1,5 yıl ayrı kaldık. Hollanda'da olduğumu da söylememiştim kızıma. Söylememiştim. O benim İstanbul'da biliyordu. İstanbul'a çalışmaya gitti olarak biliyordu. Yani benim 1,5 yıl boyunca en zorlayan şey oldu. Yani kızım bazen çok ağlardı. Baba gelmiyorsun, etmiyorsun, nasıl bir patronun var, ne kadar kötü, niye izin vermiyor sana, İstanbul'dasın, niye gelemiyorsun, ben seni görmek istiyorum. Yani telefonla konuşsanız da, görüntülü konuşsanız da, travma yaratıyor çocuklarda. Hala da bazen işte baba anneni senden daha çok seviyorum çünkü annem sen 1,5 yıl boyunca burada yokken bizim yanımızdaydı şeklinde diyebiliyor.
ya da işte benden ayrılacağı zaman baba sen de beni 3 yıl boyunca bırakmıştın şeklinde diyebiliyor. O süreçte en zorlayan şey oldu beni. Tabii bunun herhalde kızın üzerinde bir etkisi olacak. Aynı şekilde oğlum üstünde de bir etkisi olacak. Yani o süreçte ben yoktum. İşte benim babam terörist değil şeklinde ilk yani geri dönüş şeyi olduğunda öyle deyip ağladığına söylemişlerdi. Dolayısıyla bunlar çocukların üzerinde bir travması olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ben şunu hiç yapmadım. Yani evin içinde ya da çocuklara karşı yani Türkiye'yi kötülemedim diyebilirim. Ya da işte yaşanan olumsuzlukları daha da şey yapıyor. Kendi hissiyatımı onlara yansıttım. Yani çocukların bu süreçten etkilenmemesi, yaşadıkları travmanın derinleşmemesi adına bunu yapmadım. Onun da herhalde biraz faydası olduğu diye düşünüyorum çocukların hissiyatından. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Ben bunu düşünmezdim. Doğru söylüyorsun aslında, evet. Evet, yani şöyle, çocuklar zaten çok zor şeyler yaşıyorlar. Onların yaşadığı bu zorluğu, bu travmayı ikiletmememiz lazım. Bir de yani genelde diasporaların düştüğü hataya düşmemek lazım. Nefret üzerine bir şeyinden bina edilebileceğine inanmıyor. Yani sevip sevmem ayrı bir şey. Ya da yanlışları görüp değerlendirme ayrı bir şey. Türkiye'yi eleştirmek ayrı bir şey. Ama çocuklarda bu daha fazla çünkü bizde de bazen olabiliyor ya da bazılarında olabiliyor. Yani nefret söylemi çok sağlıklı gelmiyor bana. Çocuklarımın da bu şekilde bir nefretle büyümesini istemedim işin açıkçası. Peki bundan sonra nasıl bir gelecek öngörüyorsun kendin ve ailen için? Bundan sonra bol kazançlı günler. Şu an ben online ticaret yapıyorum. Dolayısıyla yaptığım işte başarılı olup para kazanmak istiyorum. En kısa şeyde. Çok fazla gelecek planı yapmıyorum. Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Kendime şunu diyorum. 5 yıl önce ya da 6 yıl önce deseler ya 6 yıl sonra Hollanda'da olacaksın. Başından bu işler geçecek. Öyle olacak, böyle olacak. Yani birer geçerdim. Dolayısıyla 6 yılda da ne olur bilemiyorum. Yani bundan sonra başımıza neler gelir, 6 yıl sonra nerede oluruz? Ben daha çok şu an odaklanma şeyindeyim, düşüncesindeyim. Şu an yaptığım işi en iyi şekilde yapıp ailemle, çocuklarımla mutlu huzurlu bir şekilde yaşamanın derdindeyim. Çok teşekkürler Ömer. Şunu da düşünmüyorum. Yani bazen olabiliyor. Yani Türkiye'deki hiç kimseye karşı kendinizi bir ispat derdinde olduğunuzu da düşünmüyorum. Hiç kimsenin böyle bir şeyi yok. Sorun oluyor. Türkiye'de bizim kıymetimizi takdir edecek bir şey yok zaten. Bir merci ya da böyle bir kapasite de yok. Dolayısıyla kimseye kendinizi ispat gibi bir zorunluluğumuz, yükümlülüğümüz yok. Bu süreçte akıl, ruh ve beden sağlığını koruyan herkes benim için kahraman diyebilirim. Dolayısıyla ona odaklanmak lazım. Hali hazırdaki mücadeleyi en iyi şekilde yapıp, yapılması gerekenleri yapıp, mevcut duruma odaklanmak lazım. Çok fazla gelecek ve şeye düşmemek lazım diye düşünüyorum. Benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin, şundan da bahsetmek istiyorum dediğin bir konu var mı? Biraz düşüneyim. Herhalde anlatmak istediğim her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu programlar için açıkçası biraz rehabilitasyon gibi oluyor. Derdimizi anlatıyoruz, yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Eskiden sözlü gelenek var. Sonrasında insanlar günlük tutmuş. Zamanımızda da Twitter var ve video kayıtları var. Ben bu açıdan bunu çok önemli görüyorum. Yani bizim geleceğe bırakacağımız çok güzel bunlar dokümanlar ve veriler
ileride bugünleri çalışmak isteyenler için ya da kendi kişisel tarihimiz açısından bir 20 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bugünleri hatırlamamıza ve yad etmemize yarayacak yayınlar olacak. Bunun için de çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir iş. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra her şey sizin için çok güzel olur.